Herkese merhaba. İstanbul'dan Tolga Özbek. Londra Farnborough'dan Özgür Ekşi. Özgür merhaba. Merhaba Tolga. Avrupa'nın ikinci büyük havacılık fuarı, birinci Paris, ikinci Farnborough ve bu yıl Farnborough'da tabiri caizse Türk şirketlerinin çok büyük böyle bir gövde gösterisi var. Başta da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Özgür, 17 Türk şirketi var. Farnborough'da gerçekten böyle bir Türk rüzgarı esiyor mu? Neler var? Senden biraz bilgi alalım. Şimdi TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin büyük bir şalesi var ki bu şale bir de İngilizlerin en önemli firması BAE Systems'ın hemen yanında, yan yana. Evet. Buradan oraya gitmek 100 metre, 50 metre. Havelsan, Roketsan, TEİ, Alp Havacılık, Repkon, ilk başta aklıma gelenler. 17 şirketi hemen saymak kolay değil. Saha Expo da var galiba. Saha Expo var, doğru. Savunma ve havacılık ihracatçılar aslında bir etki şeyi var, kampanyası var. Onunla geldi pek çok firma. Dördüncü holde oldukça etkileyici bir Türk etkinliğinden, Türk varlığından söz edebiliriz. Ayrıca burada da TUSAŞ'ın şalesi var. Şalesinde yani işte neler var sayalım. Şöyle Gökbey. Aslında neler varsa yılımın öncesinde şöyle söyleyeyim. Şu anda ben 36 derece gölgede ve ben MMU'nun gölgesi altındayım aslında. Yiğit Muharib'in kanatlarının altındasın. Ben hemen izleyicilerimize bir parantez açayım. İstanbul'da hava gayet güzel. Ben dün İzmir'den geldim. İzmir'de de kuru biraz esiyor falan ama sıcaktan Luton'daki havalimanının pisti eridi, uçuşlar durdu. Londra herhalde tarihinin en sıcak günleriyle. Biraz da biz Türkiye olarak o fırının azıcık kapağını açtık galiba. Şöyle bir telefonunla bir gezdirelim mi izleyicilerimizi? Gezdireceğim. Şöyle söyleyeyim, Luton gene bir yolcu havaalanı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava üssünde de pistin eridiğinin bilgisi dün vardı. Yani askeri uçaklar da uçamıyorlar. İnecek yerleri yok, kalkarlarsa. Şimdi şeyin gölgesinden çıktım. MMO'nun gölgesinden çıktım. Şöyle arkada görülüyordur. Kanatlarının evet, altındaydım gerçekten. Şöyle arkada Aksungur'u görüyorum. Şu anda Hürjet'in eğitim uçağı modelini kırmızı beyaz renkleriyle ilk defa görüyoruz. Biliyorsunuz birkaç gün önce bu uçak yeni renklerine boyandı. Onun yanında Ankara'dan Londra'ya uçarak gelen Hürkuş'u görüyorsunuz. Solunda Aksungur İHA, Anka'nın iki motorlu versiyonu Aksungur İHA. Sağ kanadının altında denizaltı savunma harbi, anti-submarine warfare için Sonoboy var. O takılmış durumda. MMO'yu uzaktan görüyorsunuz şimdi. Biraz evvel kanatlarının altındaydım. Sol tarafta Anka İHA var. Anka İHA'nın sağ kanadının altında turuncu renkli İHA Şimşek. Normalde bu Şimşek İHA drone hedef uçak olarak kullanılıyordu. Şimdi dolanan mühimmat, loitering munition olarak kullanılan bir versiyon üzerinde çalışıyor. TEİ, TUSAŞ sol kanadının altında ama artık ben burada gidersem yayın yapamayacağım için gösteremiyorum. Süpersonik ses üstü hızlara ulaşmak üzere üzerinde çalışılan daha ince bir İHA var ve karşınızda da Gökbey var. Milli Muharip başta olmak üzere yabancı basının, gazeteci arkadaşlarımızın ilgisi nasıl? Söyleyeyim, önce şunu söyleyeyim. Kamerayı ana tarafa çevirince sıcakta telefon çok ısındığı için telefon kapandı. Yani sıcağın evet, durumunu biraz daha iyi anlamamız için bir imkan. Temel Bey, Sayın Temel Kotil sabahleyin bir basın toplantısı düzenledi. Şimdi burada yüzlerce firma toplantı yapıyor. Ürün sergiliyor.
Yani bir basını çekme konusunda aslında bir öncelikle rekabet var. Önce bunun bir altını çizmemiz lazım. Yani ben bir toplantı yapıyorum dediğin zaman gazeteciler o hadi gidelim biz sana demiyorlar. Bir, bunu Evet. bilmemiz lazım. İki, küçük bir odada İngiltere şartlarında hiç beklenmedik bir iklim şartlarında çok sıcak bir ortamda bir toplantı yapıldı ve o toplantıya İngiliz Uluslararası Havacılık Savunma dergilerinin yayın organlarının en bilinen muhabirleri insanları geldi, katıldı. Yaklaşık bir yarım saat sıcak bir ortamda yapılan bir basın toplantısıydı. Çok ciddi bir katılım var. Çok merak ediyorlar. Gerçekten ilgiyle geldiler, ilgiyle takip ettiler ve toplantıda bir açıklama da yapılmadı. Toplantı baştan soru cevapla başladı, soru cevapla bitti. Bütün toplantı gazetecilerin soruları Temel Bey'in yanıtıyla gitti ve Temel Bey'in bir başka toplantısı olmasaydı daha da devam ederdi. Bu anlamda şunu da söyleyebilirim sorulardan. Son derece yakından takip ediyorlar. Yani uçağınız ne durumdadır, hangi konumdayız değil, motor nasıl olacak, finansmanı nasıl yapacaksınız, hangi iş gücünü kullanacaksınız, kiminle çalışacaksınız, nasıl çalışacaksınız, her şeyi sormaya çalıştılar. Yabancı basın yakından takip ediyor diyebiliriz. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda İngilizlerin İsveç'te İtalya ile birlikte yaptıkları Tempest uçağının bir modeli sergilendi. Ve bu model bizim Milli Muharip'le çok benzeşti. Bununla ilgili böyle bir yorum, bir şey yapabilir misin? Nasıl bir bakış var bununla ilgili? Şöyle, şimdi bir öncelikle söyleyeyim. Biraz evvel söylemiştim, 100 metre uzakta BAE Systems, Tempest'in tasarlandığı yer. Oraya gittim bugün. Uçak modelini de yerinde görme imkanım oldu. Yani sosyal medyada yer alan fotoğrafı ben kendi gözlerimle de gördüm. Biraz daha altında bir şişkinlik var uçağın. Bu da TFX MMU olmadığını hemen anlayabilirim. Uzun zamandır bakan dikkatli bir göz. Ama aslında bu çok da önemli mi? Zaten yapılan işin, yani burada yapılan MMU tasarımının stealth teknolojiye uygun bir tasarım olduğunun bir doğrulaması oluyor. Bütün uçakların bu anlamda MMU stealth bir teknoloji aradığımız zaman hepsinin aynı forma benzemesi çok olağan, hiç de şaşırtıcı değil. Bugün bir F-22 ile F-35 uçağını havaalıklarına bakmazsanız, önden bakarsanız, arkadan değil, arkadan çift motoru göreceksiniz. Önden bakarsanız bu F-22 mi F-35 mi anlamınız çok da mümkün değil. O anlamda evet benziyor mu? Çok benziyor. Ama çok benziyor diye bunun üstünde durmak çok önemli mi? Hayır, bence sadece bizim tasarımımızın doğru bir tasarım olduğunu anlatan iyi bir örnek. Ben bir de şu parantezi açayım izleyicilerimiz için. İşte ya bu uçaklar çok benziyor. Kim kimden kopyaladı gibi böyle çözemediğimiz artık milyon kere anlattığımız konular var. Siz bir kanadı bir santim kısa yaparsanız, gövdeyi bir santim uzun yaparsanız tamamen Çok başka bir şey. tasarım haline geliyor. Ve tamamen o hesaplamalar, tasarımla her şey değişiyor. Özgün bir mühendislik ortaya koymanız gerekiyor. Bir santim bir şey olduğu zaman uçağın ağırlığı değişecek. Kanadın alanı değişecek. Kanadın alanı değişiyor demek kaldırma gücü değişiyor demek. Menzili değişir, kaldırma gücü değişir, maksimum takeoff'u değişir. Değişir değişir. Yani sonu yok onun. Tartışma çıkartmak için yapılmış bir şey, Bir şey. yaklaşım diye görüyorum. Ben yıllar önce bir katıldığım Farnborough'da T-129 Atak ilk gösterisini yapmıştı. Ben onur duymuştum. Aynı zamanda bir sonraki yılda Paris Air Show'da da Hürkuş ilk gösterisini yapmıştı. Bu yıl TUSAŞ hem Hürkuş'u uçuruyor hem T-129 Atak'ı uçuruyor. Yani hani gerçekten bu onur verici, gurur verici tasarımlar. Gösteriler nasıldı peki? İkisi bir defa arka arkaya uçtu. Bu bir kafada, akılda kalmak için daha da güzel bir şey. Yani bir defa başlıyorsun. Önce işte
T-129 uçuyor. Arkasından Hürkuş uçuyor. Bu da çok güzel. Gösteriler, şimdi tabii bu gösterinin en şey tarafı F-35. En bilinen şey yapılan ki B-30B modeli havada hover yapabilen modeli gösteri yapıyor. Onun dışında çok fazla gösteri yapan da yok. Aslında belki fuarlara ilişkin bir tespitte bulunmak lazım. Covid sonrasında böyle havacılık gibi çok pahalı bir şeyde airshow, havacılık fuarında şovunda firmalar daha çok yerde kalmayı tercih etmişler. Bir de bu kadar sıcakta insanlar çok da dışarıya çıkmak istemiyor. O yüzden az gösteri var. Gösteri olduğu zaman insanlar çıkıyor, sonra hemen içeriye giriyorlar. Yolcu uçaklarının gösterileri oldu. Onun dışında da çok az askeri uçak, askeri hava platformu gösterisi oldu. Onların da aslında bir anlamda çoğunluğunu TAI, TUSAŞ yapmış oldu. İki uçakla birden yaparak, iki hava platformuyla yaparak. Şimdi ben tekrar konuyu İHA'ya pazarına getireceğim. Malum Türkiye'ye çok sıkıntı çıkartan örneğin Kanada. Bir bakıyoruz bugün Ukrayna için yardım topluyor. Yardım toplayalım, TB2 alalım. Böyle bir drone diplomasisi durumlarımız var. Peki bu Ukrayna Savaşı'nda birçok Türk savunma ürünü kullanılıyor bir taraftan, ama küçük ama büyük. Burayla ilgili Türk şirketlerine bakış nasıl İngiltere'de? Bir de onu sormak isterim sana. Tabii bu arada Kanada'nın, bilmiyordum ben, burada haberim olmadı Kanada'nın böyle bir talebinde bulunduğundan, şey ilgisi olduğundan. İlginç, sen ambargo uygula ama ondan sonra ürünü almak iste. Şöyle bir şey, TUSAŞ kesinlikle herkes çok iyi biliyor ama herkes aynı zamanda TB2'yi, Türk İHA sistemlerini çok iyi tanıyor ve biliyor, farkındalar. Yani aslında şöyle bir şey doğmuş denilebilir bence. İnsanlar taktik, male, pek çok İHA'yı biliyorlar. Kızıl Elma'yı biliyorlar. Ve eskiden sen de Farnborough'a geldiğin için bilirsin. Aslında Türk havacılığı dendiği zaman böyle çok da önemseyerek bakmazlardı. Şimdi sen ne diyorsun? Konu nedir? Nereye gidiyor? Yeni hedefin nedir? Ne yapmak istiyor bu Türkler? Bir sonraki amaç nedir? Biraz merak, biraz kıskançlık, biraz ön. Ama şimdi bir şey söylediğin zaman özellikle İHA hak ederek, önlem almak isteyerek ama kesinlikle kulak kesilerek dinliyorlar. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorlar. Burada havacılık konusunda İHA'da, yani hava fuarında İHA deyince insanların aklına gelen ilk ülkelerden biri, ilk üç ülkeden biri eminim Türkiye. Özgür, bağlantı çok kötü, gidip gidip geliyoruz. Çok kısa bir şekilde bunları aldık. Çok çok teşekkürler anlattıkların için. Umarım Türkiye'ye bu fuar yeni yeni ihracat kapıları, yeni yeni müşteriler getirir. Çünkü ortalık karışık malum ve en önemli ihraç kalemi ülkelerin savunma sanayi ürünleri oldu. Çok teşekkürler Özgür. Sıcakta sana kolay gelsin diyorum. İyi fuarlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.